Bıyık Söylencesi, Tahsin Yücel. Cumali askerliğini tamamladıktan sonra köyüne döner. Babası Haracifa'nın işlerini takip ettiği için tıraş olma fırsatı bulamamış, saçı, sakalı ve bıyığı iyice uzamıştır. Berbere gittiğinde berber Ziya Cumali'yi tıraş eder ama bıyığına dokunmaz. Cumali askerlikte bıyıksızlığa alışmıştır. Bıyığının kesilmesini ister ama berber Ziya bunu reddeder. Gelecek vadeden bıyığı kesmez. Tıraşı izleyen Cumali'nin kan kardeşi Tuzsuz Haysal ve diğerleri de bıyığın geleceğinin parlak olduğu kanaatindedir. Çevresinin desteğini alan Cumali'nin tek çekincesi, nişanlısı Bedriye abla olsa da erkeklik gururu ile bıyık bırakmaya karar verir. İlk karşılaştıklarında Bedriye de nişanlısına bıyığının yakıştığını söyler ve Cumali'nin bıyık bırakmasına onay vermiş olur. Cumali'nin bıyığı, berber Ziya'nın gözetiminde kısa sürede beklenenin ötesinde bir gelişme gösterir. Bıyık, Cumali'nin erkekliği, onuru, namusu olur. Herkes Cumali'nin bıyığına inanır. Hatta bir bıyık söylencesi oluşmaya başlar ve bu söylenceyle Cumali, Karapala namıyla anılmaya başlar.